Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Aralık ayı sizin için çok hızlı, enerjik bir ay. Ay boyunca Mars sizin burcunuzda olacak ve parasal konularda önemli adımlar atabilir, bütçenizi tekrar şöyle bir düzenleyebilirsiniz ve ay sonundan itibaren de seyahatler gündeme gelebilir. Evet, şimdi Aralık ayının konu başlıklarına bir bakalım. 2 Aralık'ta Jüpiter Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor ve 19 Aralık 2020'ye kadar Jüpiter Oğlak Burcu'nda transitte olacak. 12 Aralık'ta İkizler Burcu'nda Dolunay meydana geliyor. Güneş 22 Aralık'a kadar Yay Burcu'nda, 22 Aralık'tan sonra Oğlak Burcu'na geçecek. 26 Aralık'ta Oğlak Burcu'nda yeni ay ile beraber Güneş tutulması yaşayacağız. Ve ay boyunca Mars sizin burcunuzda sizi çok güçlü bir şekilde etkileyecek. Evet, şimdi hep birlikte detaylara bakalım. Sevgili akrepler, 2 Aralık'ta Jüpiter Oğlak Burcu'na geçiyor ve 19 Aralık 2020'ye kadar kalacak. Jüpiter geçtiği burçlarda ve ev alanlarında iyileşmeler getirir, büyüme ve genişleme fırsatları sunar ve sizin 3. ev alanınıza gelecek ve 2020'nin en önemli gezegen hareketlerinden biri olacak kuşkusuz. Bu alanda zaten önemli gezegenlerimiz var. Satürn Oğlak Burcu'nda, Plüto Oğlak Burcu'nda, Ay düğümleri Oğlak Burcu'nda. Üçüncü ev konularınızla son 2 yıldır belki daha fazla ilgileniyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Yakınlarınızdaki kişiler olabilir bunlar. Kardeşler olabilir, akrabalar olabilir, iş konularınız, ticari faaliyetleriniz, eğitimle ilgili konular olabilir. Şimdi Jüpiter var olan sorunları biraz çözümlemeniz için size fırsatlar sunacak. Genişleme imkanları verecek. Tabii ki daha fazla seyahatler de verebilir. Kardeşlerle ilgili yardımlar verebilir. Yakın çevrenizle ilgili olup biten konularda size önemli destekler de sunabilir. Jüpiter'in Oğlak Burcu'ndaki transitini anlattığım videoyu Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalından da izleyebilirsiniz. Ay boyunca Mars sizin burcunuzda. Enerjiniz çok güçlü. Bu ay gerçekten kararlı, hırslı ve tutkulusunuz. Son 2 aydır Mars'ın terazi burcundaki hareketi ve burcunuzda yaşanan Merkür retrosu sizi biraz zorlamıştı. Düşüncelerinizi hayata geçiremiyordunuz. Biraz kararsızlıklar yaşamıştınız. Şimdi Mars sizi güçlendirecek. Artık karar verdiğiniz konularda hemen harekete geçebilir ve sonuna kadar gidebilir, başarılı olabilirsiniz. Hem enerjiniz yükseliyor, hem libidonuz yüksek bu ay genelinde. Mücadele gücünüz artıyor, kararlısınız, hırslısınız. Tabii ki biraz hani zaman zaman çok saldırgan, çok öfkeli de olabilirsiniz. Ne de olsa Mars savaş gezegeni. Sizi de biraz daha savaşçı hale getirecek. Bunu da kontrol etmek lazım. Ama unutmayın, ay boyunca Mars'ın olumlu açıları var. Yani Mars ay boyunca öyle sert açılar yapmayacak. Aksine çok güzel açılar yapacak diğer gezegenlerle. Özellikle ayın başlarında ay düğümleriyle, Venüs'le, ortalarından itibaren Satürn'le, Plüto'yla, Neptün'le Mars'ın olumlu açıları var. Bu da enerjinizi yapıcı bir şekilde, daha dengeli bir şekilde kullanmanızı sağlayacaktır. Hem yaptığınız girişimlerin geri dönüşleri olumlu olacaktır, hem de gerek sağlık alanında, gerek hani eylemlerinizde, işlerinizde daha başarılı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle yakın çevre ilişkileriniz, yaratıcı faaliyetleriniz, iletişimle ilgili konularda, seyahatlerle ilgili konularda, sosyal etkinliklerde eyleme dönük ama çok keyifli bazı adımlar atabilir ve çevrenizden de gerçekten takdir görebilir, dikkat çekebilirsiniz. Karizmanız çok yüksek, enerjiniz çok güçlü. Sevgili akrepler, bu ayı lütfen iyi değerlendirin. Ve 12 Aralık'ta İkizler Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. İkizler Dolunay'ı sizin 8. evinizde meydana gelecek. 26 Kasım'da Yay Burcu'nda yeni ay doğmuştu. Bu ayın 22'sine kadar Güneş halen daha Yay Burcu'nda olacak. Merkür de ayın 9'uyla 29'u arasında Yay Burcu'nda olacak. Ve İkizler Dolunay'ı 8. evinizde meydana geliyor. Bunlar para aksıdır sevgili akrepler. Yani paranız, geliriniz, gideriniz, bütçenizle ilgili konular, alacaklar, verecekler, ödemeler, kazançlar, yatırımlar. Bu alanlar özellikle ayın 20'sine kadar çok güçlü bir şekilde gündeminizde olabilir. 8. evinizdeki Dolunay bir borcun ödenmesi veya bir borcun ortaya çıkması gibi bir konuyu ortaya çıkarabilir ya da bir kredi.
kredi konusunun sonuçlanması, beklediğiniz bir miras nafaka konusu, genellikle hisseli paralar anlamına gelir. Daha önceden yapmış olduğunuz bir yatırımın sonuçlarının alınması veya daha önceden verdiğiniz bir borcun ödenmesi gibi bir konu da olabilir. Beklediğiniz bir prim, bir tazminat veya bir burs ya da bir vergi konusunun bir anda ortaya çıkması gibi bir gelişme de olabilir tabii ki. Genellikle bütçenizi etkileyen, parasal durumunuzu etkileyen gelişmeler altında olacaksınız. Kazançlarla ilgili aslında iyi çözümler de üretebilirsiniz. Yani nasıl para kazanırım veya bir borcu nasıl öderim, yaptığım yatırımlarından nasıl daha fazla kazanırım gibi sorularınızın karşılığını da alabileceğiniz ve gerçekten inisiyatif alarak harekete geçebileceğiniz, daha fazla çözüm odaklı olabileceğiniz bir dolunay döngüsündeyiz aslında. Birçoklarınız için de 8. evdeki bir dolunay sağlığımızla ilgili konulara işaret eder. Bazen bu bir kaza, bir operasyon, hani böyle bir kaza sonucu meydana gelen bir problem ya da bir sağlık sorununun şifalanması için bir operasyon, bir ameliyat gibi bir durum da olabilir. Çünkü Mars burcunuzda. Şimdi Mars ameliyatlarla da alakalıdır. Yani bu bir estetik için de olabilir. Mutlaka hani bir sağlık sorunu olması gerekmiyor. Bir estetik olabilir, bir diş operasyonu olabilir örneğin. Yani bir tedavi için de yine 8. ev konuları çalışabilir. Ama unutmayın, Mars'ın olumlu açıları her durumda sizi destekleyecek gibi görünüyor. Yani bir ameliyat olmanız gerekiyorsa, bir sağlık sorunu için bir operasyon geçirmeniz gerekiyorsa bunu da rahatlıkla bu ay genelinde yapabilir. Olumlu geri dönüşlerle de karşılaşabilirsiniz. Ayın 22'sine kadar Güneş Yay burcunda, 22'sinden sonra Oğlak burcuna geçecek ve 26 Aralık'ta Oğlak burcunun 4 derecesinde yeni ayla beraber güneş tutulması yaşayacağız sevgili akrepler. 2019'un son güneş tutulması ve en şanslı güneş tutulması. Neden? Çünkü bu tutulma Oğlak burcunda Jüpiter'le birleşiyor ve Boğa burcundaki Uranüs'ten de çok güzel bir üçgen açı alıyor. Hem güneş hem ay Uranüs üçgeni altında ve Jüpiter'le birleşiyor. Gerçekten çok ilginç, çok hoş bir tutulma olacağını söyleyebiliriz ve etkileri sadece Aralık'la sınırlı değil. Bu bir tutulma. En az 6 ay devam edecek bir etkiden bahsediyoruz. 2020'nin yaz aylarına kadar büyük planda etkisi altında olacağımızı da söyleyebiliriz. Sizin 3. evinizde meydana gelecek. Yani bu tutulma, Jüpiter'li tutulma, yakınlarınızda olup biten konuları gündeme getiriyor. Kardeşler, akrabalar, arkadaşlar, komşular, hani Jüpiter burada var olan bazı sorunları, belki 2 yıldır uğraştığınız konular da olabilir, onları çözümleyecek, şifalandıracak bir tutulma aslında. Hani farklı fırsatlar getiriyor size, farklı açılımlar getiriyor. Bunun yanı sıra tabii ki 3. ev eğitim için bir fırsat, güzel bir eğitim imkanı. Ticari konularınızda önemli açılımlar verebilir, fırsatlar verebilir. Bir iş kurulumu ya da bir işbirliği, bir ortaklık. Çünkü Uranüs ortaklıklar evinizde. İşbirliği, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler için bu güneş tutulması güzel. Değerlendirebilirsiniz. Seyahatleri getirebilir hayatınıza. İş için, eğitim için ya da özel amaçlı seyahatler olabilir ki bunlar uzaklar da olabilir. Uzaklara da yapılacak seyahatler olabilir. Eşiniz ve partnerinizle bazı konuları çözümlemek, anlaşmak için ya da ortak planlar yapmak için belki birlikte güzel bir tatil, bir seyahat planlayacaksınız. Tüm bunları da yine rahatlıkla hayata geçirebilecek çok güzel bir tutulmadan bahsediyoruz. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz sevgili akrepler. Tutulma 4 derece Oğlak burcunda olacak. Jüpiter'le birleştiği için özellikle kişisel doğum haritalarınızda 4 derece ve yakınlarında yerleşimleriniz varsa bireysel olarak etki alacaksınız anlamına geliyor. Bunlar toprak burçlarıysa ve su burçlarıysa etkiler daha olumlu olacaktır. Özellikle iyicil gezegenlerse, Venüs, Jüpiter, Ay veya da Merkür gibi bir gezegen öne çıkıyorsa o zaman çok şanslı etkiler altında olacağınızı şimdiden müjdeleyebilirim. Evet, Aralık ayının genel etkileri böyle. Ve artık yılı tamamlıyoruz. 2020'ye giriş yapıyoruz. Tabii ki 2020 yıllık videolarımız hazır. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalımdan hem burcunuz hem de yükselen burcunuz için lütfen yıllık videolarımızı izleyiniz. Ve ayrıca astroloji ile ilgilenen, öğrenmek isteyen ve kendi kendinin astroloğu olmak isteyen sevgili takipçilerimiz, Aralık ayında yeni online astroloji eğitim sınıfımız açılıyor. Sevgili astroloji severler,
Herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.